efendim bir lafa göre demiş ki Napolyon, demiş ki dünya bir ülke olsa, bütün dünya bir ülke olsa, günün birinde bütün dünya birleşse, el ele tutuşsa, bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu demiş. Güzel bir laf. Bir dünya, bütün dünya ülke olsa başkenti ülkenin İstanbul olurdu. Napolyon. Biz de efendim bugün bu dünyanın başkentindeyiz, İstanbul'dayız. Alıştınız hep yurt dışına, bugün İstanbul'dayız. Ve istikamet İstanbul'un da en sevdiğin yörelerinden bir tanesi. Kanlıca. Bugün Kanlıca'dayız. Yalıları gezeceğiz. Güzel yemekleri yiyeceğiz. Tabii yoğurdunu yiyeceğiz. Eyvallah. Allah'ın emri. Yoğurt yemeden olmaz. Efendim yallara bakacağız. Çok şık bir lokantada yemek yiyeceğiz. Güzel bir yer. Davetliyiz. Efendim epey davetliyim de ilk defa bugün milli olacağım. O lokantayı çok merak ediyorum. İlk defa sizinle beraber o lokantayı göreceğim. Çok hoş karı koca sahipleri var. Hep çağırırlar. Ben de hiç gidemem. Bugün de hadi bakalım diyorum. Pazar günü gidelim baba. Bugün dünyanın başkentinde İstanbul'da güzel yöresinde Kanlıca'dayız. Bu yalıları çalışıyorum da çok acıklı. Bütün yalılarda bir hüzün vardır. Prenses Münelli yalısı sürgünde ölmüş. Okuma yazması olmayan paşalar. Hep acıklıdır bu yalılar. Yani hüzünlüdür. Yani mutlu yalı galiba yoktur. Aslında yani yüzleri de öyle. Yalıların da yüzleri acıklı. Belki daha az acıklı olanlar daha az bakımsa daha doğru geliyor. Çok bakımlı olanlar daha acıklı gibi geliyor bana tuhaf bir şekilde. Pırıl pırıl boyalı olanlar biraz da tabii sonradan değiştirilenler çok acıklı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Yeniköy'de yalı kiralardık. Mısırlı yalısı simsiyahtı, ahşaptı, eskiydi, güzeldi. Sonra sahibi pembe mermer yaptı yalıyı. Şimdi olacak öyle bir şey olabilir mi ya? Pembe mermer. Nasıl izin aldı bilmiyorum tabii. Ülkemizde biliyorsunuz restorasyon yok. Şimdi bir yanındaki güzel açık sarı olan yalı Nuri Paşa yalısı. Nuri Paşa silik bir paşa Abdülhamit zamanının. Nuri Paşa'nın oğlu var, ressam Hami. Yan komşunun kızına aşık oluyor. Yan komşunun kızı da Mir Markiz. Nasıl İstanbul'da markiz diyeceksiniz? Marki Necip Bey yalısı. Bir Fransız markisi buraya geliyor. Melike Aliye Hanım'la evlenip Müslüman oluyor. Necip Bey oluyor. Necip adını alıyor. Müslüman, Fransız. Efendim ve buraya yerleşiyor. Yani bir Fransızlar, yani unutmayın ki 1800'lerde Fransızlar için burası bir masal ülkesi. Yani Pierre Loti'ler, bütün buraya gelen Fransızlar, yazarlar, ressamlar. Bir Fransız için İstanbul bir rüya ve masal şehri. Yani can atıyorlar. Adam artık yani Fransızlığı bırakıyor. Necip oluyor Marki'yken. Marki adını bilmiyorum pardon ama Müslüman adı Necip Bey. Oğlu da ressam. Kızı da markiz. Yan komşunun oğluna aşık. Yani böyle hikayeleri var. Yalıları anlatmak lazım, çalışmak lazım. Birkaç kitap var. Onları okuyorum bazen ama unutuyorum tabii. Bunları oturup yazın. Bugün değil de yazın. Sizinle beraber alalım bir eksper. Yani ben bilirim ama çok fazla bilmem. Yalı eksperleri var. Bunlar anlata giderim. Hepsinin hikayeleri var. Enteresan hikayeler var. Kim kime aşık olmuş, nerede hangi besteler yapılmış, nerede bülbüller dinlenmiş, efendime söyleyeyim, hangi Osmanlı paşasının cariyesi muhafızına aşık olup da muhafızdan kaçmış, hangi sultanın kızı zorla yaşlı paşayla evlendirilmiş de yan komşu memleği, asker memleği sevmiş dedikodulu. Hangi prenses Rum adamlara bırakmış, onlarla beraber evine toplanmış Rum adamları. Partiler yaparlarmış sabahlara kadar. Kimse ne olacağını bilmezmiş falan. Çok hikayeleri enteresandır. Osmanlı ailesinin her tarafı skandaldır. Çünkü çok gizli yaşayan
içine kapanık bir ailedir. Böyle hepsinde böyle bir sürü hayatlarında skandallar vardır. Çok zengin değillerdir. Zamanın zenginleri Rumlar ve Ermenilerdir. Osmanlılar değil çünkü Osmanlılar da Müslüman oldukları için borç para vermek günahtır. Onun için bütün paraları ama almak günah değildir. Bakar mısınız şeye? Şimdi parayı borç faizle para vermek günah, almak günah değil. O zaman ne oluyor? Bütün gayrimüslimler milyarder oluyor. Çünkü hepsi para, hepsine gidip para alıyorlar. Osmanlı prens ve prensesleri. Mücevherleri veriyorlar, para alıyorlar harcamak için. Çalışmak yok, onu bilmiyorlar. Onun için bütün Ermeni, Rum, banker zarifiler, efendim, Ermeni banker hepsi trilyoner. Bütün mücevherler de Fransa'ya gider, kaçar. Acıklıdır. Şimdi biraz da mesela bakacağız. 7-8 Hasan Paşa. Çok battak. Okuma yazma bilmiyor adam ya. Paşa. Okuma yazma Abdülhamit'in paşası. Okuma yazma bilmeyen bir paşa. Bir devlet erkanı. Devlet de paşa. Okuma yazması yok. İşte Osmanlı'nın niye sonlandığını bu şekilde anlıyoruz. Kanlıca Rasim Paşa Yalısı, 19. yüzyıl Balyan ailesi tarafından yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Rasim Paşa, Abdülaziz ve Abdülhamit'in saltanat yıllarında yaşamış bir paşadır. Hayatın büyük kısmı yurt dışında geçmiştir. Atina'da okumuştur. Sonra ispiyoncu olduğu iddia edildi Abdülhamit tarafından yurt dışına sürülmüştür. Fakat hastalanınca geri gelip 1897 yılında bu yalıda ölmüştür. Yalı simetrik değildir. Ampir modasına uyarak bir taklittir. Pek mimari açıdan önemli bir yalı değildir. ...7-8 Hasan Paşa Yalısı... ...19. yüzyıl sonunda Ahsap Paşa Yalısı... ...7-8 Hasan Paşa Yalısı olarak da biliniyor. 19. yüzyılda Selami Efendi tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Ahsap Paşa'ya satılmıştır. Paşa'nın ölümünden sonra Beşiktaş muhafızı... 7-8 Hasan Paşa ki okuma yazması olmayan bir paşadır. Torunlarından Bedi Hanım'a satılmıştır ve onun olmamasına rağmen 7-8 Hasan Paşa Yalısı olarak bilinir. Saffet Paşa Yalısı 1907 yılında yapılmış. Boğaz'ın en büyük rıhtımına sahip yalılardandır. Çoğu yalıyla aynı kaderi paylaşmış ve yangına kurban gitmiştir. 2008 yılında tekrar yaratılmıştır. Adını Sedat Simavi'nin dedesinden alıyor. Hacı Ahmet Bey Yalısı, Osmanlı'yı 33 yıl yöneten 2. Abdülhamit döneminde yapılan bina Ramazanoğlu ailesine aittir. Ailenin çocuklarından Saha Ramazanoğlu sünnet düğününe Atatürk de bu yalıda katılmış. Sonradan 1996 yılında bu yalı satılmıştır. Kanlıca'da yer alan Eczacı Ethem Bey Yalısı, süsü yalı olarak da bilinmektedir. Ethem Bey'in oğlunun ölümünden sonra taşındığı yalıdır. Kadri Paşa Yalısı. Aslında yalının sahibi İzmir valisi Hekim İsmail Paşa. Fakat damadı Sadrazam Kadri Paşa'ya intikal etmiş. Sonra yalıyı kızlarına ve çocuklarına kalmıştır. 22 sene sürmüştür yalının yapımı. Prenses Rukiye Yalısı. Eşinin ailesi tarafından verilmiş prensese. Mısır Hedifi Abbas Hilmi Paşa'nın kızıymış. Prenses Rukiye. 19. yüzyılın sonlarında yapılmış olan binada bir zamanların en büyük yalısıymış. Arkasında da büyük bir mihrimat korusu var. Marki Necip Yalısı. Cumhuriyet başında Fransa'da ölen bir Fransız markisinden adını almış bu yalı. Nuri Paşa Yalısı. Abdülhamit'in subaylarından olan Nuri Paşa tarafından 1895 yılında yaptırmış. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın amcasının oğlu olduğundan Hüseyin Paşa'ya Amcazade demişler. Bu yalı Boğaziçi'nin en kıdemlisi. Adeta bir duayen. 1698 yılında Sadrazam Hüseyin Paşa için yapmış olan yalı sadece bir mimari harikası değil, yani benim de belki en sevdiğim yalı. Tarz olarak çok değişik çünkü.
Zarif Mustafa Paşa yalısı. İkinci Mahmud'un kahvecisi Kani Bey tarafından 1800'lerde satın alınmış. İlk yapıldığında harem selamlık falan kayıkhane bölümlerine oluşan ve bugünkünden 3 kat daha fazla büyükmüş bu yalı. 1848 yılında Zarif Mustafa Paşa'nın mülkiyetine geçmiş, 1992'ye kadar aynı ailenin fertlerinden kullanılmış. Yerine bir Bizans manastırı var imiş ve bir ayazma yani kutsal su kaynağı da varmış, binanın bahçesinde halen varmış. Bahriyeli Sedat Bey yalısı. Bahriyeli Sedat Bey 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de torpillenerek batan Mesudiye zırhlısında sağ kurtulan birkaç kişiden biridir. Daha sonraki yıllarda Deniz Bank ve İdare Meclisi azalığı yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Yalı Abdülhamit dönemi Tanzimat erkanından olan Sedat Bey'in dedesi Mustafa Reşit Paşa tarafından yaptırılmıştır. Manol Yalı yalı olarak da bilinmektedir. Komodor Remzi Bey yalısı. Bu yalının 1717 yılında inşa edildiği öne sürülmektedir. Bu yalının önemli bir özelliği, ünlü ressam Feyhaman bu yalıda kiracı olarak ikamet etmiştir ve birçok resmini burada yapmıştır. Efendim burası da meşhur Göksu Deresi. Göksu Deresi zamanın en romantik tatlı su yani nesire yeri. Osmanlı'nın birbirlerin dinlendiği, Esma Sultan'ın hastası olduğu gelip burada kayıklarıyla Rum kürekçileri varmış. Böyle mintanlı, şilebezli, şeyli, yakışıklı ve adereli kürek çekerlermiş. Abla da kadife yasla oturup böyle hafif kanca burnu varmış böyle ablanın. Çok güzel değilmiş ama çok kudretli ve gizemliymiş Esma Sultan. Hep aklımda Esma, çok severmiş burayı Esma Sultan. Böyle ve zamanında düşünün Osmanlı'nın en kudretli kadını Sultan Mahmud'un kız kardeşi. Hatta bir ara Osmanlı'da dedikoduya göre yani devam etmeyecek erkek kalmadı deyince Esma Sultan'ı yapalım demişler de olamaz demişler. Niye biliyor musun? Çünkü halife olamayacağı için kadından Esma Sultan belki padişahımız olacaktı. Halifelik eğer olmazsa idi. Yani İngiltere gibi olacaktık belki. Kadın padişahlar. Gerçi her ne kadar kadınlar çok daha kudretli bir padişahlar Osmanlı'da ama neyse. O da orası ayrı mesele. Onun için bu Göksu Nehri'ndeki gizem beni hep şimdi daha biraz düzeldi. İşte çok böyle kötü kokardı bizim çocukluğumuzda. Şimdi düzeldi. Biraz düzelttiler suyu. Tabii gene de bulanık su ama kötü kokmuyor. En azından şimdi. Sağ ol Yalçın Kaptan. Efendim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Programımızın canlı takipçisiyiz. Kanlıca'yı ve bir de tercih ettiğiniz Kanlıca etmem buradayım. Yalçın Kaptan Kanlıca'daki bütün motorcuların şirketinin başında sağ olsun. Gelip bizi aldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Akşam geri götüreceksin. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Ben telefon açacağım size. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Beraber gidiyoruz. Akşam gelip tamam, beni alıyorsun. Efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Efendim şimdi bir yoğurt yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra akşam geri döneceğiz Avrupa kısmına. Kanlıca her zaman yani çocukluğumdan beri yoğurt yemeye gelinen yer idi. Epeleri gelmiyorum. Sayenizde gelmiş oldum. Efendim devam edeceğiz. Şimdi çok şık bir yemek yemeye gideceğiz sevgili dostlar. Harika. Bak. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun siz. İyiyim, iyiyim. Ne var ne yok. Harika. Sinem Hanım nasılsınız? Harika. İyiyim, sağ olun siz. İyiyik, iyiyik. Bakar mısınız Sinem Hanım'ın güzelliğine? Maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi bizi akşam değil bizi birazdan doyuracak yemeğe gidiyoruz. Sinem çok Hanım özledik. Yemeğe çağırdı. Çok özledik sizi. Geleceğim. Erdoğan Bey orada mı? Orada. Tamam, hadi gidiyoruz ama. Hadi çocuklar. Görüşmek üzere. Evet, sevgili dostlar. Sinem Hanım lokantasına geldik.
Aa, çok güzel, çok şık. Sevgili dostlar, karnımız doyacak bugün beraber. Ben yiyeceğim ve siz yiyeceksiniz maalesef. Yani hep istiyorum ki herkes de beraber yesin. Biraz eve yolda ev yapamıyorum tabii. Bir gün belki yaparız. Pastasıyım İstanbul pazarlarının. Böyle pazarlar, tembel pazarlar. Efendim böyle güneş ama kış. Soğuk, keskin bir güneş, limonata. Bu da kış çayım. Burada Sinem Hanım hemen bana bir kış çayı içer misin? İçerim dedim. İçinde çay yok. Ada çayı, kuşburnu, portakal, efendim, ıhlamur. Bir türlü bir melanj var. Kış çayı çok hoş. Efendim elim de ısıtıyor. Bu güzel güneşli havada İstanbul'da neyiz bugün? Tembeliz. Tembel bir gün. Böyle olmalı günler. Her gün çalışacak halimiz yok değil mi? Bugün tembel pazar, tembel pazar. Oturuyoruz işte, ne yapalım? Şerefinize sevgili dostlar. Hastasıyım.